Değerli meslektaşlarımız, programımıza başlamadan önce bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anmak üzere hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Ticaret odamızın, tetsiyatımızın değerli başkanları, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, yönetim kurulu üyeleri, işkur ve mevşat sektörümüzün çok değerli mensupları, efendim en güzel yere, evimiz olan bir yere davet ettik sizi. ATO'nun çatısı altındayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ATO 17. Tekstil, Tuhafiye ve Mefruşat Komitesi'nin ilkini gerçekleştirdiği ve sektörümüzle alakalı istişare toplantısına tekrar hoş geldiniz diyorum. ATO Başkanımızı ben kürsüye davet etmek istiyorum. Bir hoş geldin konuşması gerçekleştirecek size. TETSİA'nın değerli başkanı, benim de arkadaşım Yaşar Küçükçalık Beyefendi, değerli İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli konuklar, hepiniz ATO'muza hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Evet, değerli arkadaşlar, biz Perdecilik Komitesi, yani 17. Mefruşat Komitesi, ATO'nun en faal komitelerinden birisi. Geçen dönemde çok çalışıyordu bu arkadaşlarımız, bu dönemde çok çalışıyorlar. Geçen dönem Ankara Shopping Fest, alışveriş festivali yapmıştık. İki dönemdir alışveriş festivali yapıyoruz. İlk dönemde herhalde bir 700 metrekare çadır tahsis ettik, değil mi? 1000 metrekare. Bakın 1000 metrekare alışveriş festivalinde bir çadır tahsis etmişiz. İnşallah bu seneki alışveriş festivalinde de yine aynı çadırı tahsis ederiz. Orada da ürünlerinizi sergileme imkanı bulursunuz. Tabi burada İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Alışveriş festivalini biz İstanbul'dan daha görkemli yapıyoruz. Bir kere bunu bilin yani. ATO da buna iyice bir bütçe koyuyor. ATO geçen sene 15 milyon koydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 17 milyon bütçe koydu. İTO böyle bir şeyde girmedi. Bu sene giriyor mu bilmiyorum. Yani iki senedir biz bunu Ankara Ticaret Odası olarak yapıyoruz. Bu sene de üçüncüsünü yapacağız. Şimdi bizim Atatürk Kız Meslek Lisesi'yle de ilişkilerimiz çok fazla. Müdürüm orada bakıyor. İki tane sınıfımız var değil mi müdürüm? İki sınıfımız var. Size bir müjde daha vereyim. Yine konfeksiyoncular karar aldı. İki tane sınıf daha açıyoruz oraya biz. Bu sene iki sınıf daha açıyoruz yani.
Bunu da şeyden geçirdik, bütçemizden meclisimize getireceğiz önümüzdeki hafta. Arkadaşlarımız talepte bulundu. Biz iki sınıf daha açacağız size. İnşallah orada da gene hizmetlerimiz, yine beraber çalışmalarımız devam eder. Evet, değerli arkadaşlar, ATO'nun kapısı her zaman size açık, perdecilere açık. Burada yapabileceğimiz her türlü etkinlik, hizmetlere, burası sizin evinizdir, yuvanızdır. Benim iki toplantıda daha olmam lazım. Onun için bana müsaade ederseniz ben gitmek zorundayım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Thank you.